Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar, efendim bir burada olan Burada Kalır programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi İstanbul merkez stüdyolarımızda bütün güler yüzüyle teknik masamızda The Sakal of the World, ne yazık ki sol tarafta oturması gereken bench'teki yedek Ozi bayram ikramiyesini aldığı için fıydı, kendisi burada yok. Aynı şekilde Inamatu Tokyo Deste bayram yorgunluğu, bayram mahmurluğu üzerimde hay Allah baharın getirmiş olduğu bir kırgınlık var diyerek evde şu anda yanlamış vaziyette yatarken efendim ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve hemen yanımda daimi konuğum, hocaların hocası, şair, yazar, oyun yazarı, rejisör, şirket CFO'su, aynı zamanda fakir fukara, garip guraba dostu, Türkiye Kareli Gömlek Giyenler Konfederasyonu Genel Başkanı, degüstatör, motörmen, aynı zamanda İlhan Musk ve Pezo Jeff gibi dünyanın anasını ağlatan yavşak adamların bir numaralı kadim dostu, kapris abidesi Tom Cruise'un en yakın kamçisi, Sinoperfelek Kestanesi İstanbul ve Marmara Bölge distribütörü, kıymetli dostum Cem Yılmaz. Hocam, burada bir 5. vites atıp devam ediyorum. Aynı zamanda Z kuşağının tam dedesi Cem Yılmaz'ın abisi. Cem Yılmaz, merhaba genç adam. Yeter artık. Paket abi. Teşekkür ederim. Merhaba abi. Gözlük kalsın hocam. Merhaba. Yani sakal, şu gözlüğü. Rol çalıyor. Bir tek sunumda kullanabiliyoruz her zaman, evet, olduğu gibi. Hocam, merhaba dostlar. Hocam şirkete girdim. Evet. Daha girer girmez Aydın hemen elime atladı. Niye? Geçmiş bayramın mübarek olsun. Öyle bir şey dedim yapmaz ki, o. Bak. Yaptım, geçmiş. Ne var yani şöyle bir şey indirsen? Abi geçmiş. Tamam. Bayram geçmiş. Geçmiş bayramın mübarek olsun diye bir kavram var abi. Öyle bir kavram. Bayramda karşılaşamazsan bayramdan sonra karşılaştığında, evet, çocuğun nafakasını verirsin. Hangi devirde? Onun nasibidir. Hangi devirde yaşıyoruz? Necati beni bayram sabahının köründe arıyor. Zafer abi, ellerinden öperim. Bayramın mübarek olsun. Nasılsın abicim? İyi misin? Allah sevdiklerinle birlikte daha nice güzel Necati bayramlar nasip etsin diyor da. Aydın'ın niye aklına telefon etmek gelmiyor? Ya da Aydın niye WhatsApp'tan ki, bir mesaj atmıyor? Şunun için ben telefonla yapmaktansa, WhatsApp'tan kuru bir mesaj atmaktansa, evet, illaki bayram sonrası Zafer abi gelir, eline sarılırım, bayramını canlı canlı kutlarım diyor. Kıymetli Can Hocam, öyle şey olmaz. Her şey zamanında yapılır. Tamam ben, abi ben yani sen var, çocuğa geçmiş, 100 lira vereceksin vermemek için. Tamam abi verme. Vereceğim varsa da vermem. Geçmiş bayramın ne demek? Geçmiş, bitmiş artık. Bitti. Peki abi ne yapsın? Adam evine mi gelsin? Hayır. Senden parayı almak için evine mi gelsin? Hayır, telefon eve gelse bu sefer de diyeceksin ki Aydın eve geldi, bir dinlenemedik, kafamızı dinliyorduk. Kapıyı bir açtım, Aydın. Ya kardeşim ben seni zaten haftanın 7 günü görüyorum. Bayramda bari beni rahat bırak diyecektin. Hocam tek yapması gereken telefon edecekti. Ben de etmedim. Olsun. Ben zaten senden bir, evet, gün evvel havaalanında bayramlar zaten koştum. Biz bayramlaşıp ayrıldık. Evet. Bana telefon etmeliydi o zaman. Sakal aradı mı? Sakal da aramadı. Oğuzhan da aramadı, Tokyo da aramadı. Kim aradı abi seni? Bir tek Necati mi aradı? Bir tek Necati aradı. Hmm. Bir de Jesse kenardan yaptı yani. Babacığım, babacığım dedi. Kurban olurum. Bir tek o vefa gösterdi abi. Abi iyi, başka senin için şey, evet, olmuş, verimli olmuş. Çünkü bu adamlar, evet, arasa... Yüze kağıt versen 500 kağıt verirdik yapar. Verirdik hocam, helal olsun. Ver ama aramadılar abi. Peki abi. Geçmiş bayramın da babacığım, geçmiş bayramın da bayramlığı geçmiş olsun demektir. Abi sen cebinde akrep var demiyorsun da, evet, süslüyorsun şu anda. Evet. Sevgili dostlar, geçmiş bayramınız kutlu olsun, mübarek, evet, olsun. Evet. Geçen programlarda unuttuğumuz 2-3 tane kardeşimiz var, abimiz ya da. Benim haberim yok, buyurun hocam. Bunları, evet, sen tabii yedin ama hatırlamıyorsun abi. Buyurun bakalım neymiş. Ümit Yavuz kardeşimiz ya da, evet, abimiz bize kurabiye yollamıştı. Nereden? Yollamıştı abi, kurabiyeler için teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgili kardeşim, eğer bir tane yediysem taş olayım. İlk defa abi burada duruyorum. Yapma gözünü seveyim, ben odaya getirdim. Evet. Ha onlar mıydı? Pardon. Pardon. Ne oldu abi? Geri al. Tamam, geri alıyorum. Taş eşini, taşı geri alalım. Doğru. Ümit Yavuz kurabiye göndermişti. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Emine Sözen. Emine Sözen
kardeşimiz veya ablamız veya yaştaşımız veya çağdaşımız dondurulmuş gıda yollamıştı abi. Dondurulmuş gıdaları yedik. Arkadaşlar yediler. Glütensiz, glütensiz olanları ben yedim. Bütün o dondurulmuş gıdalardan eğer bir tane... Abi demin söyledin, mahcup oldun. Yapmışsın. Yok, burada almadım. Önüne geliyor abi, yapma. Burada almadım. Haklı. Biz diğerlerini kahvaltıda boğduk çünkü. Teşekkür ederim. Kahvaltıda yani. Demek ki Emine Sözen ablamız, kardeşimiz veya çağdaşımız bize değil de size yollamış. Tabii. Sağ olsun, teşekkür ederiz. Çünkü kahvaltıda cesinin kurutulmuş etini yiyen arkadaşlar, hamsiyi yiyenler bunu haydi haydi affetmezler. Devam edelim abi. Son olarak da Oğuzhan Yazır Pars, elektroser, yazıcı yollamış bize. Kime? Bana. Teşekkür edin kendisine. Bize yazıcı gelmediği için ben sadece... Abi senin evinde bilgisayar olmadığı için yazıcı. Ha. Yazıcı olması için ilk önce bilgisayar ve ekipmanı lazım. Olsun. Tek başına yazıcıyla ne yapacaksın? Ben de en azından bilgisayarı olmayan bir çocuğa öğreniminde faydalı olsun diye geri kalan ekipmanı da ben tamamlıyorum kardeşim deyip doğudaki bir tane gariban evladıma gönderebilirdim onu. Yazıcıyı? Evet. Abi bu söylediğini sen yap. Evet. Ben sağ taraftan 6-7 tane dişimi sökerim. Sakal, burada bu operasyonu yapacağız. Yanı da kıymetli diş doktoru arkadaşım Haşmet Gökdeniz'i çağıracağım. Can Hoca'ya böyle bir... Abi, yapacak adam zaten söylemez, abi. Yapar, uygulamaya geçer. Neyse. Böyle bangır bangır yapmaz. Evet sevgili dostlar, evet. Gördüğünüz gibi unuttuğumuz arkadaşlarımızı da almış olduk. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Evet hocam. Buyurun abi. Hocam, şimdi biliyorsun burada ekranları başında bizleri izleyen Türkiye'de, yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da, hatta St. Petersburg'da bile dostlarımız var. Evet. Bizlere yazıyorlar. Abi yine mi Elon Musk? Ya evet abi şu konuyu Allah aşkına kapat. Girmeyeceğim. Sevgili dostlar siz bu programı izlediğinizde... Girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Çünkü artık pes ettim ben abi. Ettin mi? Ettim. Allah son razı olsun. Yarattığı Allah skandallardan razı olsun. Sonra anasıyla beraber bir de böyle tuhaf tuhaf oynuyordu. Onu gördüm tamam dedi. Şu anda mesela sen Elon Musk'tan bahsetmiyor musun? Hayır şu anda bitti artık. Ha, bitti. Bir daha o konuyu açmıyoruz. Sildin mi? Sildim. Allah razı olsun. Şimdi gündemimize gelelim. Yaklaşık 120 bölümdür evet. Adam illallah çek. Nihayet 121. bölümde kurtulduk mu? Kurtulduk. Evet. Sevgili dostlar. Ta ki dur abi ben, yeni bir skandalını duyacak. Tamam abi dur. Ben bir... Buyurun. Sevgili dostlar siz bu programı seyrettiğinizde biz Viyana'da sahnede olacağız. Ne bu şimdi? Bir bilgi içeride. Ha, anlıyorum. Güzel bir bilgi. Hocam gelelim gündemimize. Yani cumartesi seyredersen, pazar seyredersen evet. Sahnede değiliz. Evet. Bayramlaşmalar yapıldı mı? Yapıldı. Yapıldı. Gündemli bu mu? Eskiden olduğu gibi yine lokumlar, şekerler, bademler hayır. İkram edildi mi? Yoksa hayır. Daha tevazu dolu küçültülmüş bayramlar mı? Küçültülmüş porsiyonlar küçüldü. Küçültülmüş bayramlar kutlandı. Evet. Bir lokma tadında. Eskiden tepsi tepsi yapılırdı mesela baklavalar şunlar. Evde bunlar. Yapılırdı. Evde yapılırdı. Anadolu'da şimdi... yine var yapıyorlar. Kimse tepsiye hücum etmesin diye bizzat ev sahibi elle yediriyor abi. Tek tek. Tabii o da vay be adama bak misafire ne kadar hürmet ediyor zannediyorsun. Fazla yemesin diye. Fazla yemesin boş diye. Ama. Boş baklava. Vay canına be. Hamur işi. Tabii Şener abi bir şey anlatmıştı hatırlıyor musun? Evet. Eskiden dedi yani bizim şeyimizde Şener Şen abimizin anlattığı bir anıyı anlatmak istiyorum. Dedi ki eskiden dedi biz misafirliğe giderdik dedi. Gitmeden önce bize dedi annemiz babamız tembih ederdi. Misafirlikte sakın ola ki bir şey istemeyin. Ya da evet, çok ısrar ederlerse evet, hani istemeyin. Mesela bir tane çikolata al. Al yavrum al yavrum bir tane daha derlerse sakın ikinciyi almayın. Evet, biz öyle derler. Ha, Şener bir abi, tane al. Tabii Şener abi de böyle oturuyormuş ya kardeşiyle evet. Beraber. Ev sahibi böyle lokumu tam gönderirken babası rahmetli Ali Şen demiş ki yemez. Evet evet. Biz diyor böyle kaldık diyor. Tam o zaman ye. Tabii. Yemez deyince evet. Al evladım. Yok. Tabii. Yemez neden? Yemez. Çünkü yani şimdi orada damak zevki alır, tatlı tabii. Gelir. Tabii. Yarın öbür gün gördüğü şeyi ister diye çocuk. Tekrar. Hiç damağa hiç alışmasın o tada diye. Hiç yemez diyerek konuyu kapatmış Ali abi. Evet. Evet. Eskiden bir de çok acayip bir anı. Hayır, eskiden bir de şey vardı. Hatırlıyorum ben. Evde mesela bizim özel böyle sigaralık vardı. Şu şeyden mi yoksa? Ya bir tanesi şöyle şampanya şişesi gibi açardın. Ha, böyle iki tane vardı. Böyle açardın onu. O böyle buradan kaktüs gibi tamam. Türlü türlü sigaralar olurdu evet. İçinde. Bir tane de gelin damat vardı. Düğün marşıyla dönerek böyle açılıyordu. Sanki çok mahtap bir şeymiş gibi boyla sigara ikram ediyordu. Eskiden öyle bir şey vardı abi gerçekten. Abi oğlum misafire sigara ikram ediyordu. Eskiden mesela yani böyle 7-8 çeşit sigara bulundururdun evde. Kesin. Saratoga'da yani geldi. Misafir geldiğinde ne içiyorsa ikram edilirdi. Tabii. Mesela ömründe ilk defa işte
kahverengi sigara, yabancı sigara mesela onlar gibi. Şimdi abi eve 10 paket sigara alsan yandın. Başka bir şey almana gerek yok. Gerek yok, perişan olursun. 10 paket sigara zaten 250 kağıt yapar en azından. Bitti. Bir de onu misafire ikram edeceksin ha. Yok abi. Hocam. Buyurun. Bayramdan sonra gündemimizde hiç konuşmadık ama. Evet konuşmadık. 38 yıl sonra Trabzonspor şampiyon oldu biliyorsun. Evet. Tebrik ediyoruz kendilerini. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Evet. Hatta Trabzon'da müthiş bir parti yaptılar abi. Evet, ilginç bir drone'lu, onu mu diyorsun? Evet, drone'lu falan böyle bir tekno parti yaptılar. Viral oldu falan dediler. Güzel çekim yapmışlar. Evet, güzel çekim yapmışlar. Fakat tabii Türkiye'nin birçok yerinde bu şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili böyle gerginlikler yaşandı. Öyle mi? Tabii. Ben takip etmedim pek. Ya işte, Fenerbahçeliler bizim mahalleye gelmeyin arkadaş dediler. Beşiktaşlılar dediler ki bizim mahallede kutlatmayız lan dediler. Herkes böyle bir kendine göre bir... racon koştu. Ne bileyim bizde niye böyle oluyor? Niye tahammül edemiyoruz? Yani ha? Abi o yani bugünün işi değil. Geçmişten gelen... Geçmişten gelen bir şey var. Sadece bugüne özgü bir şey değil yani. Evet. Mesela birisi deplasmana gittiği zaman kesinlikle otobüsler taşlanıyor. Ama eskiden öyle bir şey yok. Geçmişten gelen derken... Abi ben hatırlıyorum Fenerbahçe Galatasaray yan yana maç seyrettiğini. Ben de hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum yani. Ha? Evet. Ben nasıl mesela oluyor? Senle beraber niye gidemeyeyim abi? Sen üstünde biz Fenerbahçe gittik. Forması olsun, Beşiktaş forması olsun. Eskiden giyemedim. Karışık oturuyorlar. Karışık oturuyordu. Ama şey biz seninle Beşiktaş maçına gittik. Gittik. Beşiktaş Fener maçına. Ama bende evet. Forma yoktu. Evet. Herhalde forma olsaydı. Evet bir ara dişleri sıkarak seyrediyordun. Çünkü Beşiktaş bayağı hırpalamıştı hocam Fenerbahçe'yi. Bizim Seyhan Hoca Sporting Lisbon maçına gelmiş. Ne maçıydı? Fenerbahçe'nin Lisbon'la işte Sporting Lisbon. Bir tane daha Lisbon var ya. Benfica abi. Var bir de. Benfica maçına gitmiştik. Evet. Seyhan Hoca da gelmiş Sporting Lisbon formasıyla Benfica maçına girmeye çalışıyor. Aa adamların ezeli rekabetinde. Evet. Kapıda evet. Seyhan Hoca'yı tabiri caizse ayıkladı. Adem Baba gibi soyup yanımıza gönderdi. Tribüne evet. Bir geldi üstü çıplak. Ne oldu ya dedi. Forma ne oldu? Ya polis aldı formayı. Buraya bu formayla gelemezsin. Seni parça pinçik ederler dedi. Çıplak olarak seyretti maçı. Keşke ters çevirip giyseymiş be abi. Ya işte ona demek ki izin vermediler. Vay canına. Demek ki polis de Lisbon şeyde Benfica'lı falansa. Evet. Bu da böyle bir anım abi. Böyle konuyla hiç da... alakası yok ama olsun. Şimdi demin dedin ya o da başka bir Lisbon dedin. Şimdi evet. Birazdan derler ki Can Yılmaz akıllı ol. Lisbon ve Benfica ayrı takımlar falan filan olur hocam. İki takımı karıştırmayalım birbirine. Tamam abi. Aynı şehrin takımı yani. Karıştırmayalım birbirine. Tamam abi. Evet. Siz de Benfica'da oynamışsınız. Ha tekrar senin lafına gelirsek. Buyurun. Evet abi. Yani böyle dostluk, kardeşlik falan filan onlar geride kaldı. Evet. Biraz böyle bu iş paraya döndü biliyorsun. Evet. Eskiden mesela futbolcular şimdi neredeyse bir futbolcunun bir sezonda aldığını belki de 20 sezonda kazanmıyorlardı. Daha çok böyle doğru. Forma aşkı falan evet, filan sen vardı. Bizim evladımız. Sen bizim evladımız vardı. Transfer olmazdı. Özellikle Anadolu kulüplerinde, Trabzonspor'da mesela çoğu futbolcu böyle transfer olmazdı. Trabzon'da kalmak isterdi falan değil mi? Bir de öyle şeyler vardı. Bir de şu olurdu. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Bir de şöyle olurdu. Mesela Sivasspor'un futbolcusu Can Yılmaz kaçırıldı. Seni daha başka bir büyük kulübe transfer edecekler de futbolcu evet. Kaçırırlar. Devamlı bir kaçırma vardı. Tabii evet. Bir otele götürüp orada 3 gün adamı saklarlardı. Herkes bilirdi orada olduğunu da. Hani hesapta kaçırıldı. Senin öyle bir tane şeyi vardı ama o büyük yalan bence. Aynen. Hani 3 isimli futbolcu. Ali Nail yerine Ahmet Supi'yi almıştı Fenerbahçe. Abi yok öyle bir şey ya. Hocam bak söylüyorum alınıyorsun. Ali Nail yerine yanlışlıkla önce Fenerbahçe Ahmet Supi'yi aldı. Evet. Sonra hatalarını fark edip Ali Nail'i de aldılar. Abi yanlışlıkla adam alınır mı? Lokum mu bu ya? Abi alınmaz olur mu? Sen burada bir kere bir futbolcudan örnek verdin. Herif 25 tane transfer yapmış hiç oynamamış. Evet. Anladın mı yani? Meşhur. Tabii. Tam böyle oynayacakken bile kavga çıkartıyormuş, sakatlanıyormuş falan. Numaradan. Dünya tarihinin en büyük şey madrabazı yani. Madrabazı tabii. Yani kulüplerde yani bu adamı nereden buldunuz denmesin, itibarımız sarsılmasın diye tamam lanet olsun. Verelim şu transfer parasını, tabii. Konu kapansın demişti. Ama 20 yıl kariyeri var adamın top oynamadan. Hatta sonuncusunda kulüp sahibi buna haber göndermiş. Demiş ki bak eğer bugün çıkıp oynadığını görmezsem... Onun demiş futbol hayatını bitiririm. Futbol hayatı yok ya abi adamın zaten. Adamın zaten futbol hayatı yok. Ayaklarından vurdururum demiş onu. Bana demiş masal okumasın çıksın oynasın. Kavga çıkartmış sonra. Kavga çıkarmış. Tribünde efendim size küfür ettiler dayanamadım. Annenize küfür ettiler ona dayanamadım demiş. Ya adama da. Bu hikayeyi anlatmıştık abi. Zannediyorum 127. bölümde. Ama güzel hikaye. Yok 127. bölüm olamaz. Zaten şu anda 121. bölüm. Anlıyorum. İşte 100. bölüm diyelim. Evet. Evet sevgili dostlar, gün geçmiyor ki ülkemizde zam
Niye öyle bir şey hatırlatıyorsun? Öyle bir şey demeyeceğim. Güzel şeyler de oluyor diyecektim. Hıdır Ellez mesela bugün. Aa, sen dilek doğru. tutar mısın abi? Dilek tutarım. Yani bir gül ağacının dalına böyle yapmaz mısın? Yok, gül ağacının dalına falan yazmam. Yani elbette Hıdır Ellez'de bu bir gelenektir, tamam mı? Mesela bir rivayete göre de ta eski Hun Türklerinden beri gelen bir gelenektir. Herkes böyle bir şey yapar, yakıştırırlar yani aslında işte... Dileklerin kabul olduğu gece. Ha, mevsimlerin de tam artık değiştiği zamandır Hıdır Ellez. Ateşin üstünden atlarlar. İşte insanlar dilekte bulunurlar. Gül ağacına bulundukları dileği Sakal yazarlar. Sakal mesela geçen sene motosiklet şeyi bağladı. Anahtarı bağlamıştı. Hayır anahtar değil. Motosiklet böyle ne denir hani ona? Maket. Maketini. Ha. Onu böyle bağlıyordu telle gül ağacına. Evet. O oldu işte. Bu akşam ne olacak Sakal? Goldwing logosu bağlayacağım hocam. Ki Can Hoca'nın motorunu. Yok hocam o üç teker almam onu. Yok. Ben de bir şey bağladım abi. Nedir abi? Söylemeyeyim abi. Abi söyle be. Söyle hocam. Bak Sakal söylüyor ne oldu? Sakin bir ofis. Personelsiz. Değil mi? Derin bir sessizlik abi. Boş bir oda çizdim abi kağıda. He. Boş bir oda. Ben yatıyorum böyle. Evet. O kadar. Başka kimse ama yok. Ama bu acaba bir hastane de olabilir. Aman hocam Allah korusun. Evet boş odaya ben şimdi gidip bir şeyler çizeceğim. Çok boş oldu çok çünkü. Çok boş odayı boş doldur. Boş olunca da yani o zaman şey de olabilir yani. Odayı doldur. Odayı doldurayım ama ben birkaç bir şey daha çizerim. Odayı doldur. Sakinlik için bir şey çizdim yani. Sakin böyle boş. Evet. Sen ne diledin abi? Bak, sen boşu, şey? Hayır boşu tamamla. Arkaya doldururken böyle klasörler çiz 5-6 tane. O ne? Onların hepsinde ismini yaz personellerin. Sakal, Tokyo, Aydın. Evet. Hani hazırlamışsın dosyalarını. Dosyaları hazırlamışım. Yani, veya gitmişler yani, dosyaları kalmış yadigar gibi. Eşyalar toplanmış. Seninle birlikte. Evet abi sen ne dileyeceksin mesela? Bahçede gül ağacı var. Ben özel diktirmiştim geçen sene. Evet. Hani böyle lazım olursa gül ağacı, nereye şey yapalım? Aha. Sağda solda gül şeyi aramayalım diye. Evet. Bir şey yapacaksan var ağaç yani. Var. Ben Beşiktaş'a şampiyonluk dileyeceğim hocam yeni sezonda. Ne olabilir ki? Abi Mardin'e gitmiştik hatırlıyor musun? Evet. Mardin'e bir Süryani Kilisesi'ne gitmiştik. Ve o Süryani Kilisesi'nde de bir mum... Dilek yeri vardı evet. Orada da Beşiktaş. Abi başka bir şey yok mu abi senin hayatında? Abi ben de bunu diliyorum. Ne var yani? Abi işte çoluk çocuk için sağlık. Evet. Kendin için sağlık, mutluluk, evet. Ülkemiz refah. Evet. Mültecilerin ülkelerine dönmesi falan gibi milyarlarca şey varken dönüp dolaşıp Beşiktaş'a mı geliyor? Hocam, dileğin bu mu yani? Hocam bu kadar fazla dilekte bulunursan hepsi zaten olmaz. Yok yok yani bir sürü şey varken sen dönüp dolaşıp her bir dilek dile dediklerinde Beşiktaş mı aklına geliyor? Hocam bak o dediklerinin hepsini böyle kafamda bir balonun içinde toplarım ben hocam. Evet. Ona meditasyon tekniği derler. İlk defa duyuyorum senin meditasyon. Bak öğren bunu. Böyle nefesle alırsın sırtını duvara verirsin hocam. Bağdaş kurarsın böyle. Nefes alıp verirsin. Onu böyle bir balon gibi hissedersin. O portakalken büyür büyür balon olur. Onu böyle üstüne giyersin. Tamamını bir dilekte. Ama onların içinden ben Beşiktaş'a ayırıyorum. Abi aynı bu şu anda yaklaşık 15 saniye evvel uydurduğun meditasyon tekniğini ben hiçbir yerde görmedim. Ben hocam, senelerce meditasyon yaptım. Sen. Evet. Hocam bak ben seni kaç senedir tanıyorum. İlk defa senin meditasyon yaptığını duyuyorum. Sakal sen hayır, duydun mu? Hayır olur mu? İlk programlarda kaç defa anlattım ben meditasyon yapıyorum diye. Hocam senin meditasyon dediğin öğlen yemeğinden sonra hafif için geçiyor ya kanepede böyle bir gözlerini dinlendiriyorsun. O meditasyon değil o. Ona şekerleme hocam, deriz meditasyon. Biz. Geçen hafta bir de şu enerji veren taşını kaybetti. Aa hoca taşı kim çaldı? Evet abi. Ulan o taşı al. Neyse ben biliyorum bir iki tane kafamda şüpheli var. Birincisi Tokyo. Birincisi Tokyo. İkincisi zaten abi üç tane var. Birincisi Tokyo. Bu. Sakal. Evet. Aydın. Aydın çöpe attığından şüpheleniyorum. Allah'tan iyi tarafından bakalım. Aydın çöpleri 6 ayda bir topladığı için hala şu anda çöpe baksak bulabiliriz. Aydın. Bu da Aydın'ın ayıbı. Aydın da ne utanır bundan biliyor musun şimdi hocam bizi izliyorsa? İzlemiyor. Bizi bence izlemiyordur. Vallahi bir gün alalım onu buraya ameliyata. Ne? Sen izliyor musun bizim programda? Aldık ya onu bir kere biz. Aldık hocam. Babangi de 76 mıydı? Kötü bir oyunculuk sergiledi ama evet. Yani gene de bazı arkadaşlardan iyiydi. İsim i̇ş vermek gördüm. İstemiyorum. İş gördü. Neyse gördüm. İş gördü. Evet abi. Hocam heyecanlı mısın? Hıdır Ellez'e geldiğimizden evvelki konu neydi ya? Gene abi bugün Hıdır Ellez dilek milek dedi ya. Ondan bir evvelki konu neydi? Futbolla ilgili konuşuyorduk hocam. Yok abi. Bu değil. Fanatik taraftarlık üzerine biraz evet, konuştuk. Evet. Falan. Trabzon'un şampiyonluğunu kutlamıştık. Kutladık hocam. Hocam dün akşam bir maç seyrettim ben.
Real Madrid. Bitmiş bir maçı mı seyrettin yoksa? Real Madrid'in Manchester'la maçını seyrettim. Hmm. Eğer o futbolsa bizde oynanan ne? Ama oradaki bir tane adamın bir yani, mesela diyelim atalım Salah. Evet. Bir takım kadar fiyatı var yani. O adamı buraya getir. O adamları topla burada da o futbol oynanabilir bence. Hocam fark etmez. Gerçi mantık olarak bizde o futbol mantığı yok yani. Bizde yok ama hocam önemli olan işte hep para değil yani. Anlatabiliyor muyum? Bazen de çok daha düşük maliyetlerde gerçek bir takım yaratabiliyorsun. O mantıkta, mesela, o felsefede var mı örneği? E işte var Sociedad. Real Sociedad. Mesela İspanya'da Sociedad var. Villarreal var. Adamlar yarı final oynadılar ya Şampiyonlar Ligi'nde. Peki onların bütçeleri düşük mü yani? Bir Fenerbahçe kadar var mı yani? Fazla. İşte yani o kadar. Fenerbahçe'den hani bir tık daha fazla bütçeleri var ama altyapıları falan müthiş, çok iyi oyuncular bulup çıkarıyorlar. Bizde altyapı problemi var. E niye torpil var altyapıda? Öyle mi? Tabii. Senin evladın, benim oğlum, şunun halasının oğlu. Hani sen abi futbolda ve sanatta torpil olmaz diyordun. Hala diyorum aynı şeyi. E nasıl oluyor? İşte hem sanat... yok olmaz diyorsun hem var diyorsun. Hocam sanatta ve sporda torpil olmamalı diyorum zaten. Evet. Olmaz dediğim bu. Ben nasıl müdahale edeyim? Müdahale et abi git altyapıda. Ben nasıl müdahale edeyim? Hocam bu kadar işimin gücümün arasında bir de gidiyor altyapıyla. Abi sen bu kadar evet. Futbolda ilgilenen bir adam olarak evet. Neden uzaktan seyrediyorsun? Nereden Cir biliyorsun? Abi, nereden biliyorsun? Cir abi. Ya yönetime gir, ya bir şeye gir, ya altyapıdan başla, ya tesislere git, tesis müdürü ol, bir şey. Yani hep böyle ha. Sen uzaktan ha. Beşiktaş, hello falan filan yap. Oyunculuğu bırakayım, tesis müdürü olayım. Madem oturuyorum, sevdalısın. Dükkanda oturuyorum, bir de telefon geliyor Can Bey'den. Bizim oğlanın servis gelmedi. Tamam Can Bey, hallediyorum. Bu mu yani bu, tesis? Tabii abi. Hayır abi, şellik yap. Ne dedin, hani böyle... Ne mukallit? Sakal kolu. Hayır abi, kendim. Hani böyle geziyorsun, futbolcu bakıyorsun menajer. Ya, beğeniyorsun, haber veriyorsun. Heh, onu yap. Hocam ben zaten o işleri biliyorum. Tamam, var mı hiç önerdiğin? Defalarca, çok var. Bir şey olmuş biri var mı? Var. Mesela ben de birini önerdim, hiçbir şey olmadı, teşekkür ettim. Var. Kim? Tuncay Şanlı. Sen mi önerdin? Tabii. Abi Tuncay ile siz ikiniz aynı yaştasınız. Aynı. Nasıl Tuncay öneriyorsun? Tuncay 40 yaşında. Ben 61 yaşındayım hocam. Öyle mi? Tabii. Ya Tuncay yaşlı gösteriyor ya sen genç gösteriyor. Hocam ben Tuncay'ı 16 yaşındayken seyrettim. Nerede seyrettin abi? Sakaryaspor'da. Ondan sonra Yılmaz Vural Hoca'ya telefon ettim. Evet. Hoca dedim bak burada böyle bir çocuk var. Adam dedim rüzgarın oğlu uçuyor dedim. İsmini de sen koydun yani. Tuncay Şanlı diye bir çocuk var. Fena süratli ve çok büyük futbolcu dedim yani. Öyle. Yapma ya dedi. Ulan ben Sakaryalıyım ben nasıl duymadım ya falan yaptı. Sonra beni aradı dedi ki abi genç ama dedi menajerleri falan var çok... Büyük para istiyorlar çocuğa birdenbire. Hemen devreye girdin. Hayır dedik yani ben şimdi onu o zaman bir Anadolu takımını çalıştırıyoruz. Ya şimdi adamların zaten bütçesinin yarısı bir çocuğa verirsek bir de oğlan burada heyecanlanır. Başarılı olamazsa evet. Sen aldırdır olur dedi. Onun daha büyük takımda oynaması lazım dedi. Ve nitekim bak Yılmaz Hoca da görüşünde yanılmadı Fenerbahçe'de. Efsane oldu abi Tuncay Şanlı. Buradaki ben senin şeyini anlamadım. Buradaki senin başarını anlamadım. Benim başarım fark etmedi. Sen Tuncay Şanlı'yı oradan araklayıp... Evet. Büyük takımı aldırsaydın bu başarı olurdu. Sen sadece maçı seyretmişsin. Evet. Adam ne kadar hızlı koşuyor demişsin. Bu ne ki? Bunun ne kadar büyük futbolcu olduğunu keşfetmişim ve paylaşmışım. Hayır. Ne zaman beni aklı çıkarmış onu anlatmaya çalışıyorum kardeşim. Abicim uygulamada bir şey yapmamışsın. Ne yapayım adamın, ben menajer miyim sakal adamın ya? Hızlı olduğunu görmüşsün. Evet. Sadece vay be adam ne kadar hızlı Yılmaz Hoca görüyor musun ne kadar hızlı demişsin. Konu orada kapanmış. Adamı elinden tutup Beşiktaş'a getirdin mi? Hocam... Sakal. Yayını kesebiliriz. Hayır zaten. Kesemeyiz abi bir dakika. Ya, öyle olur. Yani işi gücü bırakıp menajerlik mi yapsaydım hocam? Fikri takip denir buna. Anlıyorum. Yani sen orada Tuncay Şanlı'yı gördün. Evet. Allah çok acayip Beşiktaş'a bu çocuk çok faydalı olur diyecektin. Bağlantıları kuracaktın. Beşiktaş'a imza attıracaktın. O zaman bu bir başarı öyküsü olurdu. Tabii. Hemen diyecektim ki Mehmet'im arabayı çalıştır. Sakarya'ya gidiyoruz. Buradaki abi bak buradaki başarı öyküsü ne biliyor musun? Sen Sakarya'da bir maç seyretmişsin. Hep şey o. Hepsi o kadar. Ama fark etmişim. Ben de bir yüzlerce maç seyrettim. Hocam bak yıldız oyuncuyu ben anlarım. Fark ederim. Oyunculukta da hissederim. Görürüm. Gençken de fark ederim. Oyunculuk derken sahnede. Sahne yani. Veya sinema oyuncusunda fark ederim. Peki görürüm. Sanatta sanatta da görürüm. Sahneye kazandırdığın kimse var mı abi? Çok. Mesela? Saymayayım hocam şimdi. Abi beni saysana mesela ben varım niye beni hocam söyleyeyim? Estağfurullah ben senin 28 yıl 6 aylık bir oyunculuk tecrüben var. Ben nasıl kalkıp seni peki sahneye abi, kazandırdım? Peki abi senin önerdiğin ve bu çocukta iş var bunu bu diziye alın dediğin. Var. Can Yılmaz. Tamam onu şimdi ben söyledim zaten. Evet. Hiçbir dizide de oynamadım ben ayrıca. Şu anda Türkiye'yi kasıp kavuran çocuklar var mı yani böyle önerdiğin? Çok var hocam. Öyle mi? Var ama şimdi ismini verirsem abi beni niye saymadın? Ha, tabii ismini ayırdım. Verme canım var mı bir yani? Bir de şunu sevmiyorum yani. Onu ben önerdim. Ona ben sebep oldum. Ayıp şeyler. Bunlar konuşulmaz. Mık.
Mık deriz biz. Tamam canım, yani bir şey demedim. Ama demek ki futboldan daha iyi bu sanat şey. Önemli. Hemen hissederim. Futbolda görürüm. Biraz zayıfsın. Yok. Çok iyiyim hocam. Diyorum ki sonuç başa gelelim. Buyurun. Bu işi yap abi. Squat mı dedin? Ne dedin? Evet. O işi yap. Hocam o zaman bu işi yapmaman lazım. Hangi işi? Oyunculuktan falan. Tamam bırak abi artık oyunculuğu bırak. Madem sen bir futbol sevdalısısın. Evet. Ülke ülke gez. Evet. Böyle genç yaştaki yıldızları yetenekleri bul. Sat. Hocam şu anda piyasa öyle kötü ki. Bak sen ben sakal gelip bir menajerlik şirketi kursak. Evet. Afrika'ya gidip mesela Ghana'da, Mana'da falan böyle iki tane üç tane yıldız çocuk kovalasak. Bizi var ya kevgire çevirirler. Değil mi? Tabii kardeş bir daha buralarda görmeyeyim siz derler. Yani oralar menajer dolu. Biz de abi az bulunan yerlere gideriz. Hocam yok ki. Namibya'ya gideriz. Hocam nereye gidersen git. Burkina Faso'ya gideriz. Bak nereye gidersen git. Çünkü bu sektör öyle bir genişledi ki. Barcelona'nın mesela dünyanın her kıtasında neredeyse scout ekipleri var. Tamam abi biz de dünyaya açılmayız. Türkiye'ye gideriz, Çorum'a gideriz, Samsun'a gideriz, Manisa'ya gideriz. Oraya kadar gitmemize gerek yok. Evet. Onları zaten televizyondan görüyorlar. Bir dakika görüyorlar. Ben niye gidiyorum abi? Ben niye girdim bu işe? Sen de şirket kurduk ya üçümüz birden. Ben gelmem abi sen git. Bence bak sanatçılığa ara verdiysen, yani oyunculuğa değil. Bıraktım sanatçılık evet. Sanatçılık öyle bir kavram değil. Evet hocam. Oyunculuğa bıraktın, emekli oldun. Ben artık bu işlerden elimi eteğimi çektim. Çektim. Tekneyi de satıyorum. Evet. Futbola verdim kendimi. Allah söyletti ben. Ne oldu? Sakal duydun mu? Tekneyi de satıyorum. Dedin ya abi satacağım diye. Neyi ya? Yani bir gün tekne alırsam satacağım dedin. Alırsam satacağım. Bak işte Hızır Ölmez için bir tane kağıt kalem getir bir tekne resmi çizelim. Çizemeyiz doğru düzgün. Keşke Cem'e çizdirsek. Vallahi billahi. Yani o güzel çizer. Bizim çizdiğimizle ancak sal gelir. Ya da kano. Abi onu gelir, çizmek kanon. De önemli şimdi. Güzel çizersen ona göre güzel bir araba gelir. Mesela bir araba çizdin. Ha. Güzel bir araba gelir. Şimdi ben çizersem tabii, pilli araba çizmen lazım bir tane. Evet. Programdan sonra bir tane o şeyden çıkartırız internetten. Çizim olarak çıkartalım. Kalemle üstünden geçelim. O gelsin. Ben kaç metre lazım abi sana? Abi 20 yeter ya. 19-20. Hmm, 20 metre çokmuş be. Yani 50-50 istemiyorum hocam. Yok 50 zaten onu geç de yani, yani 20 metre de çok. Ben sana helalinden şöyle bir 10-12 metre olsa. Hocam 14'e gel bağlayalım şu işi be. Kameralı. Evet. Kameralı istiyorsun çift mi? Kameralı istiyorum. Ha, çift kameralı istiyorum. Tabii. Yani bir tane baş altında. Yelkenli mi istiyorsun motor yat mı? Yelkenli olsun mümkünse. Yelkenli. Şimdi o konulara girmek istemiyorum da evet. Sen yelkenden anlar mısın diyeceğim. Tabii. Sakal. Tamam tamam. Tamam o başka bir adam. Yelkenden kesin anlar mısın? Hı. Sen benim kimin yanında yetiştin biliyor musun? Kimi? Sadun Baron. Sadun Baron'un miçosuydum ben hocam. Bana bunu nasıl sorarsın ya? Sadun Baron'un miçosu olamazsın. Ha. Sadun Baron'un köpeği vardı. Miço'ydu adı. Evet onu biliyoruz. Ben köpeği değildim hocam. Tayfasıydım adamı yetiştirme tayfasıydım. Bak, Sadun Baron bilmiyorum hayatta mı takip etmem. Rahmetli oldu çoktan. Yani hayatta olsaydı yayına bağlanıp tabii. Zafer diye birini tanımıyorum derdi. Peki abi. Şey mi yaparsın abi sen yani yok öyle bir ehliyetin de hadi yelkenden yani. Anladığını kabul edelim. Bu evet. Programlık öyle bir şey diyelim. Evet, yurt içinde mi gezersin yoksa gider misin böyle İspanya'ya doğru falan? Baba ne? Sen bana donanımlı uzak denizde gidebilecek bir tane yelkenli getir. Buradan bir çıkarım 2,5 sene sonra gelirim. Bütün biz, dünyayı gezebilecek bir don. Niye özleyeyim abi? Dünyaya açılmışım okyanuslar abi program var. Ha arada bir oradan canlı bağlantı yapmaya çalışırım bir yerlerden, limanlardan. 2,5 yıl gelmiyorsun. Gelmem hocam. Hiç bizi de özlemiyorsun. Ya özlerim de yani yine de bu turu bitireyim falan derim. Bitirdikten sonra onun belgeselini yaparım hocam. Herkesi davet ederim arkadaşlarım. Siz de karşılamaya gelirsiniz. 2,5 senede diye. Hiçbir yere gidemezsin. 2,5 senede sen ancak Büyükada'ya gidebilirsin. Neden biliyor musun abi? Çünkü neden? Sen şakayı bir yana bırakırsak yelkencilikten zerre anlamıyorsun abi. Ben. Evet. Sol ne demek abi yelkencilikte? Ne? Sol. Sol. Sol ne ya? Sol taraf ne demek? Tüt 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 tüt. Meşgul sakal çalıyor. Sakal beni nelerle imtihan ediyor görüyorsun değil mi? Alo? İskeleyle sancağı soruyor. Sol ses, diyor. Ses sol taraf geliyor. Ne taraf diyor. Evet. Sevgili hocam. Peki iskele niye düşündün 15 dakika? Çünkü sol ne taraf diye bir evet, soruyu soran adamla ben hayır. Denizcilik tartışmam abi. Tartışmam. Yelkencilikte sol ne demek dedim. Ha. Sen diyecektin ki iskele veya sancak diyecektin. Değil. Sen mesela sen tekneci olsan oğlum demiri topla, demiri al falan böyle komutlar verirdin. Halbuki evet. Onların denizcilikle ilgili deyimleri vardır evet. Hocam. Ben uzak deniz kaptanıyım. Benim lisansım var, ehliyetim var benim. Ben buradan ya bak ben bana... Ben bu iddialarla
Bak abi, ben İstanbul'da daha geçeyim. Birinci, ikinci, üçüncü evet. programlarda sen evet. bir sürü iddialarda bulunmuştun. Burada da iddialarda evden evraklarımı getireceğim dedin. Evet. Hani bazı iddialar vardı hiçbir zaman yerine gelmeyen. O evet. iddialar gibi evet. yaklaşık 150 bölümdür o evrağı evet. bekliyoruz. Yok evet. Allah yok. Arkadaşım bak sen bana 22 metrelik bir yelkenliği temin et. Ben uzak denize gidebilecek 4 tane mürettebatla Tuzla Limanı'nda. Sen kıyı kaptanısın abi. Arkadaşım kıyı bak. Kıyı kaptanısın. Sen uzak yol kaptanı falan değilsin. Kıyı kaptanısın. O evet. da zaten 15 liraya falan alınıyor. Aha. Yarın gidip alalım. Hocam kıyı kaptanlığı dedim. Burada böyle gezer tozlar. Öyle bir şey yok. Bu uzak deniz kaptanlığı başka bir şey hocam. Sen var ya abi evet. bir milden fazla açılamaz. Açılamam. Elin ayağın boşalır. Evet. Peki. Sakal bunu da yavrum bir iddia konusu peki, olarak. Tamam basit bir soru soracağım. Dünyanın buyurun. En basit denizcilikle ilgili en basit sorusu. Artık evet. böyle yoldan kardeş bakar mısın desen cevap vereceğim. Palamar ne demek? Çöz palamarı dersin. Hayır, ne demek abi palamar? Palamar kalamarın fırında az pişmiş demek hocam. Sakal buraları at. Çünkü atma. Biz büyük iddialarda bulunduğu için. Şimdi palamarı bilmeyen bir adam 2,5 yıl denizlerde seni var ya deniz anaları yer ya. Hocam bak kalamarın bir başka palamar. Türlü palamar. Ama bunu arkadaşlar lütfen yorumlarda palamarın ne olduğunu. Sevgili dostlar bir şey fark ettiniz mi? Yaklaşık 100 küsür programdır. Yani evet. 121. program zannediyorum olacak bu. Evet. 121 programdır hep haklıyım. Nasıl oluyor bu? Hiç düşündünüz mü? Evet bu kadar. Sevgili dostlar Can Yılmaz'ın şu yorumundan sonra haklı mı haksız mı? Siz abi palamar bak palamar. Evet. Sakala sorsam bilecek ama mahcup olmaman için sormuyorum. Sakal palamar ne demek? Ben palamutun bir cinsi diye. Evet, bak işte, abi, bu ben adamlarla. Oğlum tamam o yanlış bir bilgi. O motorculuktan başka bir şey bilmez. Evet. Küpeşte ne demek abi? Küpeşte mi? Evet. Sakal. Bana sorduğu sorular var. Küpeşte ne demek diyor. Halo. Yakında güverte de ne demek diyor. Oğlum. Kıyıda gördüğümüz koca demirlere deniyormuş palamar. Ya. Aferin be. Koca demir. Baba ne demek? Baba mı? Bir küpeşteye evladım. Bakar mısın? Küpeştenin denizcilikle zerre alakası yok. Seni test et. Nasıl yok ya? Yok. Niye yok? Bak lan küpeştene. Hoca sen biraz da güverteyi de sorarsın. Güverte neresi diye. Bak küpeşteye baksana ya. Elle tutulacak şekilde tasarlanmış korkuluk. Test ettim seni. Balkonda böyle hani balkona çıkarsın veya evet. basamaklarda çıkarsın. Evet. Yanında böyle korkuluk vardı. Aha. Ona işte küpeşte denir. Trabzan neye derler peki? Trabzan da denir. Bazı yörelerde Trabzan denir. Bazılarında küpeşte mi derler? Sen hiç evde duydun mu? Babaanne küpeşteye tutun da öyle çık ikinci kata dendiğini. Seni test ettim bile. Abi işte adam söylüyor senin adamın, has adamın. Arkadaşım sakal denizcilik... benim has adamım değil. Sakal vicdanlara seslenen dürüst bir kardeşimiz. En azından haklıyı haksızı ayırt ediyor. Sen patronsun diye senden yana devamlı hı hı diyen biri değil sakal. Hayır ne zaten bunu denecek bir şey yok ki. Ben seni test ettim. Küpeşte ne demek dedim. Sen meşgul çaldın. Sonra adamına kaş göz ettin. Adamın buldu. Trabzan çıktı. Yani denizcilikle alakası yok. Şöyle diyebilirim. Denizcilikle ne alakası var küpeştenin kardeşim demen lazım. Senin. Sevgili kardeşim bence küpeşte denizcilikteki kullanılmış olan Trabzan'a verilen ad olabilir. Denizcilikte mi, niye acaba? Trabzan kullanılıyor ha? denizcilikte? Orada küpeşte diyor o zaman. Ne? Denizcilikte nereye tırmanıyorsun? Abi şimdi teknede çıkıyorsun ya da gemide çıkıyorsun ikinci kata üçüncü kata merdivenlerden. Ne var onun yanında? Ona ne diyeceğiz? Küpeşte mi diyeceğiz? Tutamaç. Ya hoca bırak Allah aşkına. Evet abicim. Tutamaç mı? Sakal bak bakayım tutamaç ne ya demek? Tutamaç ya? Her şeye denir abi. Bu da tutamaçtır mesela. Abi telefonun haiznesi ne zaman tutamaç oldu ya? Tutulan herhangi bir şeye tutamaç denir. Anlıyorum. Ben şimdi bunu tuttum mesela. Bu da tutamaç bu da tutamaç evet. Peki. TDK'ya gir. TDK'ya gir. Tutamaça bak bakayım. Tutulan her şeye tutamaç mı diyorlar? Tutulabilen. Tutulabilen. Evet. Her şeye tutamaç. Bak eğer bu çıkmazsa. Hep beraber göreceğiz hocam. Sakal şimdi bakıyor. Abi bana denizcilikle ilgili bilemeyeceğim sadece gerçek bir denizcinin bileceği bir şey sor. Hocam. Eskiden internete bağlandığı zaman falan evet. sesler yapılırdı. Hocam bu konuyu denizcilikle zerre alakası olmayan hatta yüzme bile bilmeyen Can Yılmaz'la burada tartışmayalım. Yüzme bilmeyen mi? Tabii. Kendime zul
addederim. Onun için hiç tartışmak bir istemiyorum. Abi bazen böyle denizlerde, deniz sahil kenarlarında evet. gezdiğin zaman evet. çok uzakta bir kafa görürsün. Böyle. Dersin ki ulan adama bak ta nereye gitmiş. Evet. Böyle adamlar vardır. Vardır evet. Kimsecikler yoktur denizde. O tek başına böyle açılmıştır da açılmıştır bir kafa olarak görürsün. Evet. İşte o adamlardan biri benim. Sen misin? Evet. Ben Gümüşyaka'da bir açıldım, ertesi gün geldim abi. Evet. Ne? Oho. Bir dakika, Gümüşyaka'da açıldın. Ertesi gün geldim. Yani geceyi denizde mi geçirdin? Evet. Sakal duydun değil mi? Ya neyi Hoca gülüyorsun? Bak, bir daha soruyorum. Kaydı başa alarak soruyorum. Evet. Gümüşyaka'da sabah denize atladın. Sabah değil, 10-12'ye doğru. 12'ye doğru. Hatta kahvaltını... gitme, Güneştepe'de falan dediler. Anladım, kahvaltını yapmıştın. Kahvaltı yapmam açılacağım zaman. Açılmadan sen o öğlen 12'de denize atladın. Ertesi gün ne zaman geldin? Ertesi gün 16-30 sularında. Yani dön... Bir dakika, sabah 10'dan öbür sabah 10'a 24 saat yapıyor. Evet. Öğleden sonra 4.30'da evet. geldiğine göre evet. kaç? 28 saat evet. 28 saat sen suda yüzdün mü? Yüzmedim. Zaman zaman yüzdüm, zaman zaman dinlendim. Su samuru gibi. Ama böyle hep suyun içindeydin. Burnumun burası kırmızı, hiç dikkat ettin mi? Hafif bir kırmızılık ha, var. O neden biliyor musun? İşte su samuru gibi böyle dinlenirken burnum yandı. Buranın kabuğu böyle tık diye düşmüştü. O kırmızılık neden biliyor musun? Neden? Pinokyo'nun da biliyorsun burnu kızarırdı ve uzardı yalan söylediği zaman. Lan nasıl 28 saat suda kalıyorsun abi? Suyun içindesin bir de. Yanında içme suyu yok. Yiyecek Hayır. içecek yok. Hayır. Aç karnına gittin. Hayır. Beni akıntı aldı beni götürdü. Evet. Tekirdağ açıklarına kadar gittim. Marmara Adası'na gidiyordum neredeyse. Gir. 1987 senesi Can Yılmaz yaz Google'a. Yazsın. Tamam ne çıkacağını görecek. Ne Deniz diyeceğim? Bu bilgileri yaz. Deniz Can Yılmaz 87. 87 Marmara Adası Gümüş açıkları. Yaka. Gümüşyaka diye yaz. Bakalım ne çıkacak. Didymin Cem Yılmaz. Hoca bir şey söyleyeyim mi? Bu söylediğin serüveni yapabilmene imkan ihtimali. Neden abi? Hadi nedeni gece, söyle. Gece çünkü donarsın hocam. Belli bir zaman aşımından sonra hele bir de gece çöktüğü zaman deniz suyu insanı dondurur hocam. Peki abi bilmediğim bir şey var. Buyur. Tekirdağ açıklarında böyle şeyler vardır, fenerler vardır. Hı. O fenerin üstünde sabahladım. Ha sabaha kadar uyudun orada. Uyumadım. Uyursan ölürsün. Bir dakika şortla gittin tabii oraya. Şortla. Fenere çıktın. Şort da değil, mayo vardı. Mayo Eskiden vardı. Böyle slip mayolar vardı. Evet. Şimdi artık giyilmiyor pek. Evet çünkü şimdi giydiği zaman ortala baş ağrısı yapmasın diyor arkadaşlarım. O yüzden giyilmiyor evet, da. Eskiden giyerdik biz gençken. Hocam şimdi fenere çıktın. Fener değil abi. Dubalar vardı Denizin böyle. Denizin üstündeki dubaya hani çıktın. Alt, buralarda kayalık var dikkat edin gibi böyle yanıp sönen. Bik, evet. Bik. Evet. Evet. Şimdi onu dubalı o yanıp çıktım sönen. Çıktım sayılmaz aslında ona böyle sarıldım. Sarıldı Babama ama. Babama sarılır gibi. Evet. Buna rağmen yine suyun içindesin. Bir kısmım suyun içinde tabii. Ve donmadan hiçbir şey olmadan. Gün doğumunu bekleyerek sonra tekrar çıp çıp mı geldin? Ben Hayır, başka geri sözüm. Gelmedim. Bir kayık aldı beni. Kayık aldı, balıkçı aldı getirdi. 28 saat sonra. Evet. Yani dudaklarım kadar... çatlamıştı, burnum kızarmıştı, saçlarım dökülmüştü. Hepsi o kadardı. Evet. Bir de buruşmuştu biraz. Hafif galiba. İnanamayacak şeyi ben anlayamıyorum burada yani. Çünkü bir insanın... Yani biz senin uzak yol kaptanı olduğuna inanıyoruz. Evet. Sen benim 28 saat suda... Bir hayat mücadelesi verdiğime inanmıyorsun. Nasıl? Mümkün değil. Niye? Mümkün değil. Yani akıntı aldı beni götürdü diyorum babacığım, ya. Babacığım tıp ben mümkün değil. Senin açığın Bak. Şey oluyor. Her cümlede bir tane ekleme yapıyorsun. Ne mesela oğlum? Evet. Tek bir tane. Hani ne mesela neye eklemişim yani? Sorular benim maceramı açıyor. Hocam. Bazı şeyler vardı hatırlamak istemezsin. Evet. Ben bunu hafızamın en derin yerine atmıştım. Şu anda tekrar çıkarttım. Şimdi hafızanın en derin yerinden ben onu tekrar sökeceğim. Hikayenin başında ben Gümüşyaka'dan suya atladım. 28 saat sonra ta 16-30 sularında çıktım dedin. Çıktım. Şimdi altını kaşımaya başlayınca suyun ortasında dubalar var. Ona sarıldım. Biraz sonra diyecek ki dubadan dubaya yüzdüm. Bir tekne geldi beni aldı. Tekne geldi aldı zaten. Heh, balıkçı iki, aldı. Tamam 2 saat teknenin içinde ısındım. Yemeğimi yedim bilmem ne yaptım. Hayır, sonra amca beni 16-30'da başladığım yere getirdi. Ben de ayıp olmasın diye son anda suya atlayıp arkadaşlar 28 saattir yüzüyorum 1987 dedim. 1987 senesi Tekirdağ Devlet Hastanesi. Kayıtlara bakın abi. Hastanede ne işin? Hocam hastaneye... Ulan o kadar suda kalmışım hastaneye götürdüler tabii ki. Son anda. Hayır son anda değil abi kendimdeydim ama yine de bir müşahede altına alalım dedim. Canım hocam o kadar zaman suyun içinde kalan adamı... Abi suyun dibinde değilim ki üstündeyim. Üstünde bile kalsan seni hastanenin morguna götürürler. Ne hastaneye götürecekler?
Portakal orada kal, domates olursun böyle. Yedim vize abi olarak. Şuradaki anı bile seni şey yapmıyor mu? İkna etmiyor mu? Hocam bu bak demin de örneğini verdim. Pinokyo gibisin. Ciddi söylüyorum. Böyle bir yalan ateşlenir mi 28 saat? Abi 72 diye. Saat demedim ki. 5 gün demedim. 45 gün demedim. 1,5 gün dedim ya. 1,5 gün evet. Suda kalıyorsun. Suda yürümüyorsun. Bak dikkat et. Hani toprak yolda yürüme maratonu yapıyorum. Ultra maraton bu falan evet. Değil bu. 28 saat suyun içindesin. Tamam abi benim şahidim yok. Ne yapabilirim ya? Tamam bu bahsi kapatalım. Sevgili dostlar merhaba. Kim uyandırdı seni hocam peki? Ne uyandırdı? Rüyadan. Anlattın anca rüya oldu. Sakal. Sakal. Sakal sen yüzmek konusunda hiçbir şeyin yok. Bırak. Bu rüya değil de olsa olsa kabus olur. diye uyanıp. Hayır ben nasıl ispat edeyim anlamadım ki. O zamanlar kayıt yok, kuyudat yok, bir belge yok. Bir fotoğraf bile kimse... Yani şu adamın bir fotoğrafını çekelim suda kayıktan inerken dememiş. Sevgili dostum bak öyle bir şey ateşledin ki yani 28 saat bir insan evladının denizin suyun üstünde böyle çıpıdak çıpıdak yüzerek hiçbir şey olmadan aç karnına. Dünya rekoru ne biliyor musun abi? 17 gün. Dua etsen ben 10 gün demedim. Dünya rekoru diyorsun hocam. Evet tamam. Ne yapmış? 17 gün yüzmüş mü adam hepsi? Evet. Hiç sudan çıkmamış. Kütüye sarılmış kalmış öyle. Hocam, ondan daha beter var abi. 6 ay var, 3 ay var sandalda. Sandal canım, olsa belki ben 2 sene gelmem. Canım hocam sandalı anlarım. Bak o suyun üstünde tutuyor seni. Sen suyun içindesin. Bir tek dubaya sarılmışsın. Duba da ne soğuktu biliyor musun? Demir ya. Duba bir tek işin gerçek tarafı bu sakal. Ne? Duba çok soğuktu. Diğer her şeyi tamam abi tamam. Ben... Abi ispat, evet. Ben lafımı söylerim. İspat sana tamam. Düşer. Tamam hocam, geldik programımızın son dönemine. Ne sonu abi? Artık hiçbir şey anlatmadan program bitti mi? Hocam çünkü artık gitmek zorundayız. Uçağımız bekliyor. Turnemiz var. Evet sevgili dostlar. Evet. Buyurun. 14 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Viyana'yı söylemiyorum çünkü zaten Viyana'yı oynamış olacağız. Evet hocam. 14 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Ankara'ya da gidecek. Aa İzmir'i niye söylüyoruz abi? Bilet bitmiş. Bilet bitmiş kusura bakmayın. 14 evet. Mayıs'ta İzmir'de biz yani İzmir'deyiz de bilet yok. Bir de Ankara'ya gidiyoruz hocam. Ankara'ya gidiyoruz 26 Mayıs'ta. Evet. Biletlerimiz çok hızlı tükendiği için yeni bir oyun koymak zorunda kaldık. Evet bir de hocam eğer 3. eserimi İnkılap Yayıncılık yetiştirebilirse zannediyorum 21-22 Mayıs'ta da Kocaeli Kitap Fuarı'ndayız ama ona daha zaman var. Zaman var hocam. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim Haziran'ın hocam. Ortasında da Berlin'deyiz. Evet. Haziran'ın ortasındaki Berlin'den önce asıl hocam ayın 13'ünden itibaren de Netflix'te Erşan Kuleli başlıyor. Erşan Kuleli evet şurada. Evet heyecanlı mısınız hocam? Heyecanlıyım yani her bu bir doğum sancısı gibi olur. Evet. Her yaptığımız işi sonuçta paylaşıyoruz insanlarla. Evet. Şimdiye kadar hep biz seyrettik. Defalarca. Sen, ben, Sakal, Cem, ben, Öner, evet. Öner, sen, evet. Ben, Öner, Cem. Artık kamuoyunu açıyoruz. Kamuoyuna açıyoruz. Ya elimizden adımıdır, elimizden gelen evet. Budur diye. Ama sizi tebrik ediyorum. Ne oldu? Çünkü hepsi birbirinden renkli 8-9 tane rol oynadınız. Evet. Bu da gerçekten... En çok rol oynayan benim. Evet, en çok oynayan. Yani küçük olabilir roller ama... Her bölümde birkaç rolüm var. Evet, bazı oyuncular sizi kıskandılar ben onun farkındayım. İsim vermeyelim. Yani, he, isim vermek kimseyi kırmak istemem. Acaba burayı atsa mıydık ya falan filan diyenler oldu. Ama abi o diyen bir kişi var zaten. Onu şey yapmıyor. Neyse, evet sevgili dostlar. Evet. Gün geçmiyor ki. Hocam gözlüğümü rica edeyim. Ne oldu abi? Ya. Program kapatıyoruz artık. Ne? Öyle. Ne öylesi ya? Uçağa yetişemeyeceksiniz. Evet hocam ver gözlüğümü canım benim. Ben uçağa abi. Abi ver. Ver canım. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi ben konuşmak istiyorum ama bazı güçler mani oluyor. Abi bu program bir şey söyleyeyim mi? Küçücük bir ayrıntı belki ama. Bu programda ne konuştuk biz? Arkadaşım biz bu programda bayramda 2-3 gün birbirimizi görememiştik. Evet futbol araya girdi. Evet, ama çok güzel bir şey oldu. Buyurun. Tek kelime bile, yani birkaç kelime gene araya sokuşturdun sen ama Elon Musk konuşmadık. Allah razı olsun. Tabii. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi Elon Musk konuşmadan da evet. 45 dakika 50 dakika konuşabiliyoruz. Konuşabiliyoruz abi, ama bu ya. Demek değildir kurtulduk. Ki. Henüz daha tam kurtulmadık. Gün geçmiyor ki yeni bir tamam, skandalın işitmeyelim. Allah aşkına bu programda konuşmuyorum. Haftaya konuşuruz. Evet efendim programımızın sonuna geldik. Bir kez daha pirimiz, kıymetlimiz sevgili Nur Subaşı'nı rahmetle andık. Her ne kadar geçmiş bayramınızı kutlarım. Sözüne karşı da olsam yine de bayramınız kutlu olsun. Kutlamamış olduğumuz dostlarımıza da buradan seslenmiş olalım. Geldik şimdi programımızın kapanış bölümüne her zaman olduğu gibi. Son sözü hocaların hocası
Cihan Yılmaz'a bıraktık. Buyurun genç adam. Teşekkür ederim abi. Hoşça kal. Ve sakın abone olma. Abi o kadar gıklığa temizledim falan. Onu da söyle. Sakın abone olmasınlar. Abone olun arkadaşlar. Peki, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. İşte bir şeyler yapın yani. Güzel. Hoşça kal.